Merhaba arkadaşlar. Bu Türkçe dersimizde anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğimi söylemiştim. Dersimizde ilk olarak anlatım biçimlerinden bahsedeceğiz. Son dersimizde de düşünceyi geliştirme yollarında bütün konuyu bitirmiş olacağız. Şimdi anlatım biçimleri deyince arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım veya düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Öncelikle bunları bir tanıyalım. Hemen bakalım. Arka sayfamıza daha önceden ben sizin için hazırlamış olduğum kağıtlara yazdım zaten. Burada anlatım biçiminde gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane anlatım biçimimiz var. Ben neden bu ikisini yanına ünlem işareti koydum? Çünkü ikisini ciddi anlamda karıştırabileceğinizi düşünüyorum. Hatta bazen paragraf sorularında da karşımıza geldiği zaman hangisi betimleyici, hangisi öyküleyici karıştırdığınız soru tarzlarındandı. Anlatım biçimi de aynı şekilde. Bilmen gereken ilk şey şu. Anlatım biçimi deyince 4 tane tür bilmen lazım. Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım. Kaç anlatım biçimimiz var? 4. Açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici ve öyküleyici anlatım. Bu 4 anlatım biçimi bizim için çok önemli. Devam edelim. Daha sonra diyoruz ki düşünceyi geliştirme yolları. Bu 4 anlatım biçimine yardımcı olan 8 tane düşünceyi geliştirme yolun var. Neymiş bunlar? Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme ve alıntılama, sayısal verilerden yararlanma, somutlama, soyutlama ve benzetme. Şimdi bu dersimizde 4 anlatım biçimimizi öğreneceğiz. Diğer dersimizde de kalan 8 tane düşünceyi geliştirme yöntemimizden bahsedeceğiz. Dersimizi anlatmaya başlayalım. Şimdi anlatım biçimi deyince arkadaşlar şunu düşünmüş olmamız lazım. Niye anlatım biçimlerine ihtiyaç duymuş olabilirim? Ben bir yazarım. Farklı türde metin türlerini bir önceki dersimizde işledik hatırlarsanız. Kendi duygu düşüncelerimi anlatmak için kullanabileceğim yöntemlere ihtiyacım var. Bu yöntemler benim için farklı olabilir. Mesela makale yazacaksam, söylemiştim hatırlarsanız önceki derslerde. Makale yazacaksam ve ben bir şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacaksam burada arkadaşlar dikkat etmem gereken şeyin şu olması lazım. Bilgi vereceğim. Bilgi verirken de açıklayıcı anlatım kullanmak zorundayımdır. Yani mesela masaldayken betimleyici anlatımdan bahsedebilirim. Çünkü mesela belki de benim kahramanım olan prenses sarı saçlı mavi gözlü çok güzel bir kızdı derken burada ben mesela bir resim çizeceğim. Bu yüzden betimleyici anlatımı kullanacağım. Şimdi bunların arasındaki farkları zaten anlattıkça siz de çok net bir şekilde anlayacaksınız. Açıklayıcı anlatım neymiş arkadaşlar? Parantez içerisinde, tırnak içerisinde yazdığım 3 sorum var benim için burada önemli olan. Niçin, nedir ve nasıl sorularına cevap veren anlatım tarzı. Açıklayıcı anlatım. Şimdi benim burada amacım arkadaşlar bir olayı anlatırken bilgi vermek, varlıkların belirgin özellikleri ile tanıtmaktır. Mesela kalem nedir sorusuna cevap verir, kalem niçin kullanılır sorusuna cevap verir, kalem nasıl kullanılır sorusuna cevap verir gibi. Açıklayıcı anlatımı nerede görebilirsin? Örneklerini yazdım. Ansiklopedilerde, ders kitaplarında, gazetelerde, açıklamalı sözlüklerde veya yemek tarifleri. En basit olarak bir yemeğin nasıl yapılacağını bize anlatılan tarifler açıklayıcı anlatımla yazılmıştır. Veya sosyal bilgiler dersinde veya bir Türkçe dersinde, matematik kitap derslerinde sana verilen ders konuları açıklayıcı anlatım ile yazılmıştır. Bunlara dikkat etmiş olmamız lazım. Şimdi ben bilgi vermek amacıyla yazılır diyorum ya arkadaşlar. Bilgi vermek amacıyla yazdığım için burada anlatımımı çok kısa, net bir şekilde vermiş olmam lazım. Sade bir dil kullanmış olmam lazım. Bunların yanında da arkadaşlar duygulara asla yer vermemem lazım. Çünkü ben hatırlarsam bak buraya metin türlerini yazdım. Makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj. Ben burada bilgi vermek için yazıyorsam arkadaşlar kesinlikle kendi düşüncelerime yer veremem. O zaman şuraya öznellik için çarpı işareti atalım. Nesnellik vardır kısmı aklımızda olsun arkadaşlar. Nesnel bir anlatım hakimdir diyoruz. Yine açıklayıcı anlatımda bir konuyu anlaşılır duruma sokmak ön plandadır. Ben bir matematik dersini mesela Aslan hocamız matematik dersini size en net nasıl anlatır?
Konuyu nasıl anlatacağını bilir. Nasıl problemi çözersin? Bu problemin çözüm yöntemi nedir ve niçin anlatılır? Sana bu sorular eşliğinde dersi anlatır mesela. Buradan yola çıkabilirsiniz. Yine ben hani anlaşılır duruma sokmak ön plandadır diyorum ya. O yüzden tekrar söylüyorum. Bakın altını da çizmişim. Sanatlı bir söyleyişe kesinlikle yer vermemem lazım. Şimdi gelelim ikinci anlatım tarzıma. Tartışmacı anlatım dedim. Arkadaşlar tartışmacı anlatımda önemli olan şey iki tane zıt düşüncenin olması. Sen bir insanla niye tartışırsın? Bir senin düşüncen vardır. İki karşındaki kişinin veya karşındaki kişilerin seninle uyuşmayan düşünceleri vardır. Sen kendi düşünceni savunmak için bu yöntemi kullanırsın. O yüzden zaten tartışmacı anlatım diye bir anlatım tekniği çıkmış. Şimdi burada arkadaşlar yazar kendi doğrularını okuyucuya inandırmak istemiş. Okuyucuya inandırmak istediği için de onu kendi gibi düşündürmek istediği için de kullandığı anlatım tekniği tartışmacı anlatım. Bak ne diyorum? Bir düşünceyi savunmak, bu düşünceyi inandırma amacının olması tartışmacı anlatımın ortaya çıkmasına sebep. Yine ben tartışmacı bir anlatım sahiplenmişsem, yani metin türünde tartışmacı anlatım kullanacaksam arkadaşlar bunları ispatlamam lazım. Hangi metin türlerinde ispat arıyordum ben? Makalede ispat arıyordum, fıkrada ispat arıyordum, denemede ispat arıyordum. Özellikle arkadaşlar şuradaki makale benim için ispat gerektiren tamamen %100 nesnel olan bir konu olduğu için tartışmacı anlatım kullanırım. Şimdi roman ve öykü evet ispat gerekmez ama mesela bazı roman türlerinde roman kahramanlarının veya öykü kahramanlarının kendi aralarında konuşurken yaptığı tartışmalar bile aslında yani iki zıt görüşün kendi düşüncesini ispatlamak için konuştuğu düşünceler bile arkadaşlar roman ve öykülerde olduğu gibi tartışmacı anlatımın içerisine girebilir. O yüzden bunu lütfen unutmuyoruz. Şimdi benim burada size söylemek istediğim şey şu. Tartışmacı anlatımdaki amaç bir kişinin kendi düşüncesini savunurken varsa eğer karşıdaki yanlış düşünceyi çürütmek. Yani sanki karşıda bir okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi anlatılıyor arkadaşlar. Burada dayanaksız yani ispatsız hiçbir şeye yer yok. Burada ben yanlışı savunmayacağım. Tam tersine kendi düşüncemi benimsetmeye çalışacağım karşıdaki okuyucuya. Şimdi tartışmacı anlatımda arkadaşlar o az önce gösterdiğim 8 tane düşünceyi geliştirme yolu vardı ya. Tanık gösterme, kanıtlama ve örneklendirmeden yararlanılırmış. Mesela bir insanla tartışırken, bir konu hakkında tartışırken senin gibi düşünen veya doğru olduğuna inandığın farklı bir şeye tanık gösterebilirsin. Kanıtlama kullanabilirsin ve örnekler vererek tartışmanı sağlamlaştırabilirsin. Bu tamamen sana kalmış olan bir şey. Şimdi gelelim dersin başında anlattığım betimleyici anlatım arkadaşlar. Şimdi betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatımı birbirine karıştıracağınıza eminim dedim. O yüzden uzun bir şekilde ben buraya özetler çıkardım. Şimdi birazdan size anlatırken zaten iyi dinlenmenizi istiyorum. Bildiğiniz bir konu tabii ki ama hata yapmanızı istemem. Şimdi betimleyici anlatım arkadaşlar. Biz 8. sınıflarımıza ders anlatırken de aynı bilgiyi veriyoruz. Yapman gereken, bilmen gereken tek şey şu betimleyici anlatımda. Hemen söylüyorum. Betimleyici anlatım arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Yer ayırdım zaten bunun için. Bizim için bir fotoğraf karesidir. Unutmayın. Betimleyici anlatım bir fotoğraf karesidir. Ben bir fotoğraf karesini arkadaşlar sizlere nasıl anlatırsam, sizlere nasıl gözünüzün önüne canlandırmasını istersem ona göre anlatırım. Şimdi bakıyorum. Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasıdır. Bak resim çizer gibi. Ben burada şunu söylüyorum. Sözcüklerle görünür kılmak. Sözcüklerle görünür kılmak. Mesela herkes kendi dış görüntüsünü betimleyebilir. Bu sıradan akmayan bir şeydir. Şimdi dış dünyadaki varlıklarla beraber bu varlıkların insanlarda uyandırdığı duygular da betimlenebilir. Mesela bir insanı çok sinirlendiğin zaman ne dersin? Kulaklarımdan dumanlar çıkıyordu. Hani o kadar çok sinirlendim. Mesela bu bir görüntü olabilir mi? Sen çok sinirlendin, kızardın. O kadar çok sinirden kızardın ki kulaklarından dumanlar çıktı. İşte duyguların betimlenmesi. Veya eteklere zil çalmak. Mutlu olduğun için o kadar çok seviniyorsun ki o an bir benzetmeyle eteklere zil çalmak
diye betimlemişler seni. Şimdi buradaki amaç arkadaşlar, anladığınız gibi, bir varlık hakkında izlenim kazandırmak. Lütfen bunu unutmayın. Bir de betimleme ile ilgili ben hani gözlem çok önemlidir dedim. Burada çünkü benim dış görüntüsünü anlatacağım bir duygu veya düşünce her neyse gözlem olması lazım. Açık ve anlaşılır bir dilde olması lazım. Yine kendi bakış açısına ve kendi düşünce dünyama göre anlatabilirim bir şeyi. Mesela aklıma gelen bir arkadaşınız, hani kendi aranızdan hepinizin tanıdığı bir öğrenciyi vermek istiyorum. Bir ayrıcalık olarak almayın. Hatta 6'lardan vermeyelim. 8'lerden verelim. 8'lerden kimi tanıyor olabilirsiniz? Ya da kendi okulumuzdan vermeyelim de ünlü birisine verelim. Evet. Yine Mustafa Kemal Atatürk'e vereceğim. En iyisi bu oldu. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü düşündüğümüz zaman arkadaşlar, sarı saçlı, mavi gözlü, 1.67 boylarında, ne diyebiliriz? Beyaz tenli, hafif kemikleri çıkık, yanak kemikleri. Bir resim çizmeye çalışıyorum kendi gözünüzde. Bu benim kendi gördüğüm ama senin gördüğün de aynıdır. Ama mesela sen farklı yorumlayabilirsin. Bundan kastım önemli. Yani kendi düşüncelerimi, güneş gibi saçları vardı derken Mustafa Kemal için kendi düşüncemi söyledim mesela. Bunu lütfen unutmayın. Sonra da arkadaşlar ben diyorum ki bir betimleme ikiye ayrılır. İzlenimsel betimleme ve açıklayıcı betimleme. Şimdi izlenimsel sanatlı betimleme kişisel düşüncelerin ve beğenilerin ön planda olduğu betimlemelerdir. Roman, öykü gibi metin türlerinde kullanılır. Duyu organları önemli bir yer tutar. Açıklayıcı betimleme ise arkadaşlar bakın nesnelliğin olduğu betimlemelerdir. Varlığı tanıtmak ve okura bilgi vermek amacıyla yapılan betimlemelerdir. Yalnızca görünen özellikler anlatılır. Tıpkı bir fotoğraf karesi gibi. Burada yazarın duygu ve düşünceleri asla yoktur arkadaşlar. Şimdi demek ki bir kişi betimlemesi, hayvan betimlemesi, cansız varlık betimlemeleri ve doğa betimlemeleri açıklayıcı betimlemeler içerisine giriyormuş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, betimleme akıl akma halinde olmayan, mesela bir öyküdeki olaydaki gibi anlatılan bir olay değil arkadaşlar. Sana bir fotoğraf karesinin görünürlüğünü çizer sadece gözün önüne. Ve anlıktır. Hiçbir şekilde süreç devam etmez. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi betimleyici anlatımdan sonraki son anlatım tekniğimiz arkadaşlar. Öyküleyici anlatım. Şimdi ben dedim ki betimleyici ve öyküleyici anlatımı birbirine karıştırma neden? Çünkü öyküleyici anlatım arkadaşlar tasarlanmış, yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı bir anlatım biçimi. Ben öyküleyici anlatımın içerisinde betimleyici anlatımı birlikte kullanabilirim. Çünkü bir öyküde bir insanın dış görüntüsünü betimleyebilirim. Bir köyün dış görüntüsünü betimleyebilirim. Bakın bunlara takılmamamız lazım. Ama ikisinin ayırt edici yanını bileceğiz. Şimdi öyküleyici anlatımda olay, zaman, mekan ve kişiler vardır arkadaşlar. Açıklayıcı ve sanatsal öyküleme diye ikiye ayırdım. Mesela anı, gezi yazısı, biyografi, tarihi metinlerde gerçek bir olayın anlatıldığı metinlerde açıklayıcı öykülemedir. Mesela anı, tekrar yine aynı örneği vereceğim. Bursa'ya gittiğimiz zaman veya Çanakkale'ye gittiğimiz zaman başından geçen olayları anlattığın, gerçek olayları anlattığın açıklayıcı öyküleme. Bir de sanatsal öyküleme dediğin, amaç okuyucunun duygu ve düşüncelerini zenginleştirmek olan öyküleme vardır. Burada öykü, roman veya edebi türlerde kullanılabilir. Bakın burayı unutmuyorsunuz. Ben sanatsal öykülemede genellikle geçmiş zamandan bahsederim arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Kişiler insan dışındaki varlıklar da olabilir. Gerçek veya tasarlanmış da olabilir. Yazar zamanla ilgili ipuçları da verebilir. Mesela Osmanlı dönemini anlatan bir öyküleyici anlatımda kıyafetlerden, eşyalardan veya kullanılan dilden çok doğal bir şekilde bahsedebilirim. Bu bana kalmış ve olan bir ipucu. Şimdi öykü yazarken arkadaşlar ya üçüncü tekil, biliyorsunuz her şeyi gören, her şeyi bilen, ya da olayı ben anlatırım birinci tekil kişi olabilir. Bazen hem ikisi de birlikte öyküleyici anlatımda kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi öyküleme ve betimleme arasındaki farktan bir daha bahsedeceğim. Arkadaşlar öykülemede olaylar kişi veya kişilerin başından belli bir yerde veya belli bir zamanda geçer. Betimlemede ise zaman akış içerisinde değildir. Ne dedim? Kişi veya kişilerin başından geçen bir olay yoktur. Burada durur nitelikte bir eylem veya varlık tanıtılır. Mesela bir fotoğrafın tanıtımı. Mesela duran bir sarayın tanıtımı, duran bir şehrin tanıtımı. Öykülemede ise akış vardır.
Olaylar akış içerisindedir. Mesela şöyle diyelim. Ben bir fotoğrafı tanıtacaksam bu bir nedir arkadaşlar? Fotoğrafta olay, yer, zaman, mekan donmuş olduğu için bu donmuş bir görüntüyü ben betimleme şeklinde anlatırım. Fotoğrafı anlatmak betimleme, ama bir filmi anlatırsam olaylar, zaman, mekan, kişiler sürekli hareket halindedir. İşte bu da öykülemedir. Belli bir zaman aralığında geçer ve ben burada farklı bu öyküleme anlatım tekniğini kullanabilirim. Şimdi bugünkü dersimizde arkadaşlar 4 anlatım biçimimiz vardı. 4 tane anlatım biçimini işledik. Bir sonraki dersimizde hemen şöyle tekrardan gösterelim. 4 anlatım biçimimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde 8 düşünceyi geliştirme yolundan bahsedeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.